Kış geldi, havalarda soğudu. Akşama da yağmur var, haftaya da kar geliyormuş. Ben şu lastik havalarını bir indireyim de yola daha iyi tutuş sağlasın, yere daha iyi bassın. Gibi yanlış bir uygulama, yanlış bir düşünce var. Motosiklet kullanıcılarının büyük bir bölümü bu şekilde bir hata yapıyor. Aslında bu çok yanlış bir uygulama. Şimdi size bunun doğrusundan ve detaylarından bahsedeceğim. Motosikletimize binelim, yola bir çıkalım. Ben size bunu eğrisiyle, doğrusuyla ayrıntılı bir şekilde anlatayım. Herkese tekrardan selamlar. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Konumuz kış aylarında lastiklerin havasını indirmek. Maalesef motorcular arasında bu şekilde yaygın ve yanlış bir uygulama var. Kış geldiğinde yere daha iyi tutuş sağlasın diye motosikletlerin ya da arabalarının lastiklerini indiriyorlar. Geçenlerde Instagram'dan bir anket yaptım. Soru cevap yaptım. Doğru bilinen yanlışlar tarzında bir soru cevap anket uygulaması yaptım. Ankete katılanların neredeyse yarısı, yani %50 civarı kış aylarında lastiklerin havasını indirmenin doğru olduğunu düşünüyor maalesef. Bu tamamen yanlış ve hatalı bir uygulama. Neden? Lastiklerin havasını indirdiğinizde yere temas eden alan birazcık artıyor. Evet, ama bununla birlikte de yere yaptığı basınç azalıyor. Bu da yol tutuşunu azaltmış oluyor. Siz lastiğin havasını indirdiğinizde tamamen aslında yola uyguladığınız basıncı azaltmış ve yol tutuşunu azaltmış oluyorsunuz. Siz lastiğin havasını indirdiğinizde lastiğiniz yola doğru orantıda basmaz. Haliyle doğru orantıda basmadığı zaman da yine yol tutuşu azalacaktır. Ayrıca su kanallarının da şekli bozulacağı için görevini doğru şekilde yerine getiremez. Su kanalları işte yağmur sürüşünde, kar sürüşünde, özellikle kurye arkadaşlar yaz, kış, yağmur, çamur fark etmediği için, kullandıkları için buna da değineyim istiyorum. Siz havayı indirdiğinizde su kanallarının şekli bozulacak. Yola uyguladığı basınçla birlikte uyguladığı yüzey de değişiklik göstereceği için görevini yağmurlu ve karlı havalarda da yerine getirmeyeceğini söyleyeyim. Tüm bunlarla birlikte tabii ki hava inik olan lastiğin yapısı bozulacak. Kullandıkça lastikte bir süre sonra çatlamalar meydana gelecek. Lastiğiniz daha kısa ömürlü bir lastik haline gelecek. Bütün bu saydıklarım neye davetiye çıkarıyor? Tabii ki de kazaya davetiye çıkarıyor. Lastiğin yola daha az tutuş sağlaması, yağmur kanallarının görevini yerine getirmemesi, basıncın azalması, lastiğin çatlaması, ömrünün kısalması, bütün bunlar kazaya davetiye demek. Yani lastiğin havasını indirmek bayağı kazaya davetiye çıkardığınız anlamına geliyor. Tüm bu söylediklerimin yanında şunu da ekleyeyim. Sıcak gaz, yani ısınan gaz genleşir, soğuk gazla sıkışır. Bu nedenle kış aylarında motosiklet lastiklerinizde, hatta arabalar için de bu geçerli, lastiklerinizde 1-2 PSI, yani birazcık hava eksiltmesi yaşanabilir. Bu yüzden hani bırakın lastiklerinizin havasını indirip de yola daha iyi tutuş sağlasın demeyi, lastiklerinize kış aylarında böyle %10 civarı, belki 1-2 PSI, 2-3 PSI fazla bile basabilirsiniz ki yola daha iyi tutuş sağlasın. Bu detayı da vereyim. Yani özetle şunu söylemek istiyorum. Kış aylarında kesinlikle lastik havalarınızı indirmiyorsunuz. Hatta mümkünse 1-2 PSI fazla basmanız gerekiyor. Daha güvenli, daha sağlıklı bir sürüş yapabilmeniz için bu yanlış bilinen bilgiyi, doğrusunu anlatmak istedim sizlere. Umarım faydalı bir video olmuştur. Faydalı bir video olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten motosiklet kullanıcıları arkadaşlarımız arasında böyle yanlış bir algı var. Özellikle kış aylarında kuryeler bunu çok yapıyordu. Karda kullanımlarında daha çok yapıyorlardı. Hani havasını indireyim ki yere daha iyi tutsun da karda daha iyi tutuş sağlasın diye. Bu tamamen riskli bir davranış. Zaten siz, dedim ya, havasını indirdiğinizde kanallar bozulduğu için zaten lastik kara değil, kar kara tutuşarak ilerliyorsunuz. Yani o lastik kanalların arasına giren karlar yolu daha iyi tutarak ilerliyor. Siz lastiğin yapısını tamamen bozmuş oluyorsunuz. Yapmanız gereken şey, motosikletin ya da arabanızın hiç fark etmez, üreticinin verdiği değerlerde lastik havalarıyla kullanmak. Üstüne belki kış aylarında 1-2 PSI'da dediğim gibi fazladan basabilirsiniz. Ama sakın ha sakın lastik havalarınızı indirerek kullanmayın arkadaşlar. Söylemeyi unuttum, son olarak şunu da söyleyeyim. Bu zaten güvenli sürüşü etkileyecektir, sizi tehlikeye atacaktır. Lastiğin yapısı bozup lastiği çatlatacağı için, lastiği değiştirmeniz zorunda bırakacağı için, zaten kesenize zarar olduğu gibi yakıt sarfiyatını da artıracaktır. Bunu da özellikle söylemek istiyorum. Yakıtınız da artacaktır havasını indirdiğiniz zaman.
Anlatacaklarım bu kadar. Eklemek istedikleriniz ya da söylemek istedikleriniz varsa yorumlara bekliyorum. Bu videoyu beğenerek ve kanalımıza abone değilseniz abone olarak destek olabilirsiniz. Ayrıca bu videoyu Facebook ya da WhatsApp gruplarınızda paylaşarak da arkadaşlarınızın da bu işin doğrusunu öğrenmesini sağlayabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Hoşça kalın.